dumanı üstünde tüten bir kuzu ciğeri, mutfak lezzetlerimizin olmazsa olmazlarından. Efendim ciğer Kayseri'de, ciğerci Mirza'da yenir. Efendim Türk mutfağının, Türk lezzetlerinin vazgeçilmez yiyeceği ciğer. İşte böylesine sıcak ve kor ateşte pişiyor, sofralarımıza ulaşıyor. Tabii ki yemeklerimizin, yemek kültürümüzün bir vazgeçilmezi. Özcan Usta, ciğer Kayseri'de nerede yeniyor? Ciğerci Mirza'da yenir. Ciğerci Mirza'da yenir diyoruz. Evet. Sizlerin lezzetli elleriyle harmanlanıyor. Önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Özcan Usta, Ciğerci Mirza'nın ustasıyım. Peki sizin ciğerinizi diğerlerinden ayıran özellik? Bizimki günlük taze kesim olması, kuzu ciğeri kullanmış olmamız, günlük kesimde gelen kuyruklarla burada ustalarımız sabah hazırlıyorlar. Ocakta baharatlayıp yağlıyoruz. Her gün taze ve güvenilir bir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Vallahi oldukça da güzel gözüküyor. Evet. Dumanı üstünde meşhur. Ben tabii senin kadar iyi tutamıyorum. Şöyle izleyicilerimize gösterir misin pişerken? Tabii. Şöyle dumanı üstünde, lezzeti de buram buram inanın buraya kadar geliyor. Maşallah usta, neler yapıyorsun orada. Peki talep nasıl? Kayserili vatandaşlar ciğerinizi seviyor mu? Kayseri seviyor ciğerimizi. İşimiz de güzel, seviyorlar. Peki ciğerci Mirza'ya geldim. Karnım aç. Bugün ciğer yedim. Yarın canım ciğer yemek istemedi. Başka Özcan Usta'nın ellerinden neler yiyebiliyorum? Tabii ızgara çeşitlerimiz bol. Adana, tavuk şiş, kanat, beyran çorbamız, Antep beyran çorbamız, işkembe, paça, kelle, dil, her şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Yani hastalandık malum, korona dönemi, bağışıklık sistemlerimizin en üst seviyede olması lazım ve mis gibi bir çorba içmek istiyorum. Şöyle bol sarımsaklı ne önerirsin? Beyran. Antep beyran çorbası, kuzunun boyun etinden yapılıyor. Dabanı da yağlı mı? Aynen, dabanı yağlı. Antep'in yöresel yemeklerinden beyranını Kayseri'ye getirdik. Beyran, evet, Antep'in beyran. Meşhur bildiğimiz, az önce söyledim, dabanı yağlı beyranı Kayseri'de evet. Mi? Evet, şu anda Kayseri'de. Antep'teki yapılan beyranın birebir aynısı. Peki beyran nasıl yapılıyor? Ne gibi bir özelliği, ne gibi bir faydası var? Beyran acılı yenen bir çorba. Altında pirinç ve kuzunun boyun eti, gerdan dediğimiz kısmından oluşuyor. Bunu haşlıyoruz. Suyunu da gene aynen çorbasında kullanıyoruz. Peki başka neler var? Başka işkembe çorbamız tabii, var. Sakat atın olmazsa olmazı işkembe. İşkembe, paça, kelle paça, dil paça, dil paça, tuzlama, beyin paça. Beyin paça. Evet. Bunlar da sağlık için yenmesi olmazsa olmaz aynen, çorbaların aynen. Başında geliyor. Kışın içilmesi gereken. Kış çayından daha önemli değil mi? Aynen, kış çayından daha önemli. Maşallah sakat atta da ciğerci Mirza olarak oldukça geniş bir yelpazeniz evet. Var. Özellikle beyran. Kayseri'ye çok fazla yer almasa da Kayseri evet. Yemek kültüründe Antep'ten buraya getirmiş olmanız da Kayseri'de yayılan bir çorba. Meraklıları tabii lezzet severler. Ayrıca bir yeri var beyranın mutfağımızda. Aynen. Peki Kayseri halkı beyrana alıştı mı, beyranı içiyor mu? Kayseri halkı beyrana alıştı, içiyor. Zaten Kayseri'miz soğuk bir memleket olduğu için beyranı talep ediyorlar. Beyran, acılı beyran. Beyran içimizi ısıtıyor mu? Aynen, içimizi ısıtıyor. Malum kış gelmek üzere artık kapı böyle kapıda bekliyoruz gelsin kar diye. Evet. Aynen. Beyran çorbamız kışın ilaç niyetine içilecek çorba. Öyleyse afiyet olsun diyelim. Bir de bize beyran koy içelim. Tabii. Efendim ciğerci Mirza'dayız ve Özcan Usta'mızın lezzetli ellerinden beyranımız, işkembe çorbamız, mezelerimiz ve tabii ki adından da anlayacağınız üzere muhteşem ciğerimiz masamızda. Hemen yanımda görmüş olduğunuz beyefendi de işte bu nezih işletmenin sahibi Ahmet Mirzoğlu. Efendim nasılsınız? Teşekkürler. Siz de nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Oldukça nezih bir ortama sahipsiniz. Gerçekten güzel bir mekanınız var. Personel güler yüzünüzle, yemeklerinizin kalitesiyle lezzetine biraz sonra bakacağız. Gerçekten Kayseri'de üst noktalarda bir yer diyebiliriz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz Ahmet Bey? Ben Ahmet Mirzoğlu. Bu işletmenin sahiplerinden biriyim. Diğer ortağım, dayım olan Mehmet Yiğit. Beraber kurduğumuz bir işletmemiz var. Ben bir dönem İzmir'de faaliyet gösterdim. Orada restoranlarımız var. Yani bu mekana tercih etmemizin tek sebebi ciğer konseptinin ileri ve güzel olduğunu düşündüğümüz için. Burada da ciğerci arkadaşlarımız var tabii. Biz de mezemizle ve iddialı olduğumuz çorbalarımızla ve nezih ortamımızla burada daha güzel bir atmosfer yakalayacağımız için buradayız. İzmir'de de şubelerimiz var dediniz. Kesinlikle. Orada da şubelerimiz var ama ciğer üstüne sadece burada var. Evveliyatına vurduğumuz zaman çocukluğumuzdan belli beraber çalıştığımız tabulaşık yıkadığımız dönemlerde
beraber çalıştığımız şimdiki arkadaşlarımızla beraberiz. Siz bu işin en alt kademesinden geliyorsunuz. Tabii kesinlikle. Biz bu işe, bu mesleğe biz rahmetli babam Kayseri'de çok nadir ve çok güzel ustalardan bir tanesiydi. Babam rahmetli olmadan önce her zaman bunu derdi. İşini güzel yapan aşını yer. O yüzden biz de her zaman için babamıza layık evlatlar olarak güzel iş yapıp, güzel temeller, güzel hizmet veren evlatlar olarak her zaman için başarı elde etmiş insanlarız. Buradaki tercihimiz de şu, biraz önce dediğimiz gibi mezeler, çorbalar, ciğer, et alternatifi çok olan bir işletmemiz var. İşletmemizde her zaman için güler yüz, A kalite, güzel hizmet ve güzel bir ekiple aile ortamı olarak çalışabileceğimiz bir atmosfer yakalamak istiyoruz. Buraya gelen insanların her belli kısımları, çoğu bizi tanırlar. Özellikle rahmetli babamdan dolayı bizi tanırlar. Biraz önce bahsettiğim gibi rahmetli baba Kayseri'de Mehmet Usta denildiği zaman babamı tanımayan lokantacı, restorançı, kafeci yoktur. Çünkü çoğunun da çalışan ustası, ustabaşısı, işletmecisi kesinlikle benim babamın yanına yetişip de geçmiştir oralara. Buradan babanızı bir kez daha biz de rahmetle analım. Ciğerleri de soğutmayalım Ahmet Bey. Çünkü kesinlikle. Daha şimdi kaliteyi gördük, diyaloğu gördük, sohbeti gördük, sıcaklığı gördük. Bir de lezzete bakalım öyle kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Buyurun birlikte yiyelim, beraber yorumlayalım. Önce yağlı lavaşla başlayalım. Yağlıyla başlayalım. Güzeldir. Efendim işte görüyorsunuz yağlı lavaşımız ciğerci Mirza farkıyla Kayseri'de. Çok memnun olurum Ahmet Bey. Kayseri'de ciğer nerede yenir? Tabii ki ciğerci Mirza'da yenir dedik. İşte Ahmet Bey'in ellerinden sizler için biz de tadına bakacağız. Yolunuz düşerse mutlaka ama mutlaka Hunat Tramvay Durağı'na çok yakın bir lokasyonda Sahabiye Mahallesi'nde siz değerli Kayserilileri ve tabii ki Kayseri dışından gelen bütün vatandaşlarımızı ciğerci Mirza'ya bekliyoruz. Deneyin diyeyim ben de bir tadına bakayım Ahmet Bey. Şöyle mikrofonumu bırakayım masaya. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten damaklarda tat bırakan bir lezzet. Acısı da çok güzel. Afiyetler olsun. Efendim eğer ciğer seviyorsanız ki sevmemeniz mümkün değil en azından buraya geldikten sonra mutlaka ama mutlaka ciğerin tadına bakmanızı ve Ahmet Bey'le tanışmanızı tavsiye ediyoruz. Peki Ahmet Bey, vatandaşlar sizlere ulaşmak isterse adresi nasıl tarif edebiliriz? Sivas Caddesi, Balıkçıların karşısı, Hunat Tramvay Durağı'nın hemen yanındayız biz. Hunat Tramvay Durağı'ndan inip 50 metre çapraza yürüdüklerinde aynen. Ciğerci Mirza'yı görecekler. Aynen, ciğerci Mirza lafamız önde zaten. Peki telefon numaranız? 0352 222 44 66. Peki sosyal medyadan ciğerci Mirza'yı takip etmek isteyen vatandaşlar sosyal medya kullanıyor musunuz? Kesinlikle sosyal medya kullanıyoruz. Şu anda zaten aktif olan ciğercimirza.com'umuz var. Ciğerci Mirza yazdıklarında sosyal medyada da sizin mekanınıza ait kesinlikle. Görselleri, gönderileri bulabilirler. Kesinlikle her zaman için Kayseri halkını her zaman bekliyorum.